merhaba arkadaşlar grafik eğitim serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım birinci videoda investing.com sitesinden e, temel grafik e, aktarımları gerçekleştirdim sizlere bu videoda ise investing.com sitesinden anlatımı gerçekleştireceğim tradingview investing'e göre daha kaliteli arkadaşlar borsalarla e, entegrasyonu daha sağlam ve özellikleri bakımından da daha iyi arkadaşlar ancak e, istediğimiz kadar indikatör grafikleri ekleyebiliyoruz. Ancak Trading Wave'de belli bir sınır var arkadaşlar. Trading Wave'de grafiğe iki tane indikatör ekleyebiliyoruz arkadaşlar. İkiden fazlası için ücretli üyelik almamız gerekiyor. Eğer ki yatırım meblağınız yüksekse arkadaşlar kesinlikle Trading Wave kullanmalısınız. Çalışmalarınızı mutlaka pozitif yönde etkileyecektir. Mesela ücret tarifelerine baktığımızda pro üyelik Aylık 14 dolar, Pro Artı 29 dolar, Premium ise 59 dolar. Burada e, özelliklerde yazıyor. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela Pro üyelikte aylık 14 dolar diyor. Eğer ki bir referans bağlantısıyla e, siteye üye olur da Pro üyelik veya Pro Artı vs Premium üyelik alırsanız 30 dolarlık bir indirim sağlanıyor. Buradan da görebiliyorsunuz. Ücreti plana dahil sonra her biriniz 30'a dolar kazanıyorsunuz. Yani alttaki video altındaki linkten üye olursanız 30 dolarlık bir indirim sağlamıyor. yani 30 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde benim de bir kazancım oluyor. Bu şekilde 2 ay boyunca ücretsiz olarak kullanmış olursunuz. İsterseniz e, grafiklerimizi geçelim. Ana sayfadan grafiğe tıkladığımızda zaten e, karşımıza hemen çıkıyor. Sırayla başlayalım arkadaşlar. Sol üst köşede Grafiğe eklemek istediğimiz coini buradan aratarak seçebiliyoruz. Mesela BTC dediğimizde sağ tarafta borsa isimleri çıkar. Oradan tıkladığımızda istediğimiz grafik açılıyor arkadaşlar. Mesela BTC USDT demiş. Oradan tıkladığımızda BTC grafiği açılır. Onun haricinde hemen şu kısımda saatlik veya dakikalık ayarı görebiliyoruz. Haftalık, günlük vesaire. Sağ tarafta izleme listesini yani watch listi görebiliyoruz. Burada e, şuraya artıya tıklayarak istediğimiz coinleri şuradaki artılar tıkladığımızda burada listeleniyor. İstediğimiz gibi buradan artık takip edebiliyoruz. Şurada da sağ kısımda ise mesela Bitcoin ile alakalı. Şu an Bitcoin açmıştık. Belirli istatistikleri, verileri görebiliyoruz. Mesela teknikler kısmında burada Coin la alakalı güçlü sat, sat, nötr, al ve güçlü al kısmını görürüz. Bu teknikler kısmı birçok e, teknik veriyi hesaplayarak bize bir sonuç veriyor arkadaşlar. Birçok teknik verinin ortalama değeridir. Yani şu anda güçlü sat e, diyor. Yani zaten düşüşte olduğu için coinlerde bunu da anlayabiliriz. Tabi grafiğe bakarak da aynı şekilde anlayabiliyoruz bunu. Trading wave'in e, güzel bir özelliği yani sağ tarafta alkaçık açık sohbetler, özel sohbetler. Ondan sonra ise haberler kısmı var. Alarm kurmak istiyorsak alarm kısmı var. Bir çok özellik var arkadaşlar. Grafiği şöyle geldiğimizde mouse'la şu şekilde mouse'un tekerleği ile grafiği şekillendirebiliyoruz. Şu sağ kısımda ise mouse'la grafiği aynı şekilde ayarlama işlemi yapabiliyoruz şu şekilde yakınlaştıralım en önemli kısma gelirsek eğer indikatörleri eklemek için ise şu yukarıdaki fx göstergeler ve stratejiler kısmına tıklıyoruz burada benim daha önceden favorileri aldığım indikatörler vardı Mesela ilk önce süper trendi anlatmak istiyorum sizlere Süper trend olarak yazdığımızda Kıvanç öz bilgi hocanın e, indikatörünü tıklıyoruz. Ben de zaten burada vardı. Hemen şuradan göster dersek indikatör açılır. Burada ayarlar kısımları oluyor e, indikatörlerin. Buradan da ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Indikatörü, indikatörü kaldırmak istediğimizde şu çarpı işaretini tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi Supertrend bütün dünyada kullanılan önemli bir indikatör arkadaşlar. Yani belki birçoğunuz isminizi duymuştur. Yani duymayanlar da şu anda öğrenebilirler. RSI indikatörüyle de uyumlu olarak çalışıyor arkadaşlar. da yine şurada göreceli güç endeksi RSI olarak geçiyor arkadaşlar. Aratabilirsiniz çıkıyor. Bu indikatörün özelliği bize al sat sinyalleri vermesi arkadaşlar. Al kısımları yeşil olarak işaretlenmiş zaten buy diyor Bal, buy al demek. Sat kısımları ise kırmızı ile işaretlenmiş arkadaşlar sell de sat demek zaten. İndikatör yapmış olduğu teknik hesaplamayla bize bu sinyalleri veriyor. Buy kısmına yani satın al kısmına geldiğinde mesela şu 29 Ocak'ta olan artışı görebiliyorsunuz. Hem süper Trend hem de birçok indikatör 4 saatlikte iyi çalışıyor arkadaşlar. Ben de 4 saat almıştım. Saat yani dakika azaldıkça indikatörün doğru çalışma ihtimali azalıyor arkadaşlar. Bütün indikatörler gibi de süpertrend %100 çalışması arkadaşlar. Ama çalışma oranı doğruluk payı yüksek olan bir indikatör. Mesela buralarda tam doğru satarken sat emrinde doğru çalışmadığını görüyoruz. Ancak mesela en sonunda günümüze geldiğimizde sat emrinin şu anlık başarılı olduğunu görüyoruz. Şöyle bir geçmişe gidelim. Al emirlerinin doğru olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bir ayarlayalım şunu. Evet. Şöyle bir yaptığımızda süper trend e, artış veya düşüşte yatay e, seyrederse çok iyi çalışmıyor arkadaşlar. E, eğer ki artışlar düşüşler daha böyle yüksekse daha iyi çalışıyor. Mesela burada e, sat emrinin ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz. Burada satı demiş. Sat demiş yani. Sonra 9880'de sat demiş. Burada şu kısımlarda Mesela 5400'lerde al emrine geçmiş. Coin'ine geri değişir. Yani yatay seyir etmemesi lazım. Daha çok böyle e, artışların ve düşüşlerin e, yüksek olduğu bir coin olursa daha iyi olur. Mesela buradan görebiliyorsunuz. Mesela trading bir özelliği var arkadaşlar. Alarm özelliği var. Mesela al emrine geldiğinde alarm çalıp e, bizi uyarabilir. Bu alarmı ayarladığımızda e, ister bilgisayardan ister telefonumuzdan bu bildirim alabiliriz. Aynı şekilde sat emrinde de e, bu bildirim alabiliriz. Aynı anda ücretsiz bir tane alarm emri verilebiliyor. Ücretli üyelikte iki tane. Yani ücretsizde bir tane ayarlayıp satı e, bay'a geldiğinde e, daha sonra tekrardan e, sat emri için o emri kaldırıp tekrar sat emri verebilirsiniz. Öyle de o yapılabilir. Alarm vermek için ise yukarıda alarm işareti var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada coin'i seçiyoruz. Buradan Süper Trend'i seçiyoruz. Buradan Süper Trend buy diyor. Süper Trend satın al. Sonra her çubuk kapanışı bunu tıklıyoruz opsiyonlardan. Süre sonunu bu şekilde ileri en ileri tarihe tıklamamız gerekiyor. Ondan sonra burada uygulamada bildir yani telefonda bildir demektir. İstersek işte e-postada bildir. Buradan ayarlayabiliyoruz. Sonra alarm ismi, ismi olarak da BTC satın al dersek oluştur deriz. bunu şekilde ayarladığımızda satın ala geldiğinde şu anda mesela şuradan en ileriye gelebiliyoruz. Neredeyiz şimdi? Şu anda satta. Satın ala geldiğinde alarm çalacak arkadaşlar. Şu sağda alarm işaretini tıkladığımızda BTC satın al süper trend e, alarmı aktif. Aynı şekilde sat içinde süper trend süper trend sel her çubuk kapanışı bunu da en ileri tarihe alıyoruz. Oradan da gene BTC e, sat dediğimizde oluştur dediğimizde evet ikisi aktif oldu. Ben daha önceden e, bolt sistemiyle denemiştim bunu arkadaşlar aktif olmamıştı. Demek ki normal düz bir şekilde yaptığımızda oluyor. Artık şimdi e, baya geldiğinde alarm çalacak, al diyecek. Saraya geldiğinde de sat diye alarm sesi gelecek arkadaşlar. Hem bilgisayardan hem de telefondan. Onun haricinde sol üst köşede mum grafikler var. Burada e, en iyi çalışan ve en çok önerilen de mum grafiklerdir. Onu kullanırsanız. Alarmı tabi istediğimiz indikatörde integratörde kullanabiliyoruz. Sadece süper trend değil yani. Ekranda şöyle çift tıklarsak da alttaki indikatör gidiyor arkadaşlar. RSI eklemiştim ben şekilde de bu işlemi yapabilirsiniz süper trendin kullanımı basit Arkadaşlar anlamışsınızdır diye düşünüyorum farklı bir indikatör geçelim şimdi tilson Evet tilson t3 moving average by Kwanch. yine Kwanch Hoca'nın kendi hazırlamış olduğu bir indikatör buradan yine tıklarsanız açılır Ben de şu anda sayfamda ekliydi Şuradan süper trendi kapatıyorum ve Tison T3'ü açıyorum. Şunu da şöyle bir ayarlayalım. Süper trendten farkı nedir? Süper trendten farkı aralığın daha kısa olması. Mesela süper trendde aralıklar daha fazla arkadaşlar. Yani daha uzun. Tison'da ise daha kısa. Mesela şöyle göstereyim. Şunu kapatalım. Mesela süper trendde çıkışı olduğunda yeşil ışık yakmış. Ancak şöyle bir düşüş olduğunda yine yeşil dene devam ediyor. Yani burada da gördüğümüz gibi sat demiş. Ama arada çıkış daha var ama çıkışlar olmasına rağmen kırmızı devam ediyor. Ancak Tison'da bu böyle değil. Gördüğünüz gibi bütün inişler ve çıkışları hesaplıyor arkadaşlar. Yani aralık daha kısa gene bunu da e, alarm kurabiliyoruz mesela eski alarmlarımızı silelim bir saniye gene alarm oluştura geliyoruz buradan tson t3'e tıklıyoruz t3 by her çubuk kapanışı en ileri tarih sonra e, btc t3 satın al dediğimizde hemen aktifleşiyor sat sat içinde e, Tison T3 T3 sel her çubuk kapanışı şuradan e, BTC T3 sat dediğimizde yani buradan aktifleşiyor arkadaşlar yani şu kırmızı bittiğinde, yeşile geldiğinde alarm çalacak. Gene yeşil bittiğinde, kırmızıya geldiğinde gene alarm çalacak. Yeşile geldiğinde T3 satın al ee, emri için bize alarm verecek. Aynı şekilde kırmızıya geldiğinde T3 sat e, emri için alarm verecek arkadaşlar. Bu indikatörü de öğrendik Tison T3'ü, alarmı da öğrendik arkadaşlar. RSI'yi da bir önceki videoda anlatmıştık. RSI e, şu şekilde dibe geldiğinde alım emridir. Dibe geldiğinde bir çıkış trendi yakalar. Yani şuradan RSI'nin ayarlarından üst bant 70, alt bantta 30 olacak arkadaşlar. Yani e, 30'a geldiğinde bir alım emridir. 70'e geldiğinde ve 70'in üzerine çıktığında da Satış emridir arkadaşlar. Mesela buradan da görebiliriz, şurada bir dip yapmış, şuradan yukarı çıkmış. Yani şuradan da dip yapmış, şuradan yine çıkış sağlamış. Bunun mantığını da ben birinci videoda anlatmıştım. Yine Trending Wave'in bir özelliği de burada bir mesela grafik oluşturduk, ayar yaptık. Bunları ister telefonda ister bilgisayarda her zaman kaydettiğimiz takdirde kaydedebiliyoruz. Her zaman açık bir şekilde aynı şekilde görebiliyoruz. Şurada üst köşede grafik yerleşimleri yönetimi var. Buraya tıkladığımızda otomatik kayıt der. Otomatik kayıt açık olarak ayarlanır. Üyeliğimizi oluşturduktan sonra açtıktan sonra artık kapattık diyelim. Sonra açtık veya telefondan açtık aynı ayarlar duruyor arkadaşlar istersek e, yeni at ver diyerek de bir ayar oluşturabiliriz. Onun haricinde sağ köşeden e, şu anki alanı fotoğrafını çekebiliyoruz. Şıpçak çek özelliğiyle. Şu kısımdan da şöyle tıklarsak trend çizgisi ve çeşitli şekilleri çizebiliyoruz. Mesela şu şekilde gibi. Kaldırmak istediğimizi de bu şekilde üstüne tıklarız. Size tıkladığımızda siler. Süper trendin bir özelliğini daha göstermek istiyorum arkadaşlar size. destek direnç açısından iyi çalışmakta. Mesela şurada şunu bir ayarlayabilirsek şöyle. Mesela selde destek çizgisini görüyorsunuz. Satın alarda da direnççi iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani destek direnç olarak da iyi çalışıyor arkadaşlar. Grafik serisi ikinci videomuzda Tson T3 indikatöründen Super Trend indikatöründen bahsettik. Aynı zamanda Trading Wave'in e, kullanımından da bahsettik. Birinci videoda da indikatör olarak Parabolic SAR'dan ve RSI'dan da bahsetmiştik. Bu eğitim serimiz devam edecek arkadaşlar. Şimdi temelden el alıyorum. E, i̇lerledikçe zamanla da e, daha detaylı bir şekilde de e, anlatacağım sizlere. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız videolarında anda haberdar olabilirsiniz. Yani sorularınız varsa da videonun altındaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.